Evet beyler, bugün sizlerle İngilizlerin Wyvern uçağıyla oynayacağız. Premium bu uçak, satın almanızı tavsiye ederim. Para kasmak istiyorsanız premium hesabınız olmasa bile, benim de premium hesabım yok. Şimdi savaş aramaya başlatalım. Yatayda çok hızlı bir uçak bu. Yani simülatörde de oynayabilirsiniz. Saatte 650 km bölü saat ve tırmanması da gayet iyi. 3 adet 1000 librelik bomba alıyor. Şimdi taktiğimiz şu: ilk olarak güzel bir haritada başladık bu arada. İlk olarak base bombalayacağız, ardından yapay zeka uçaklara gideceğiz. Stealth mühimmat tavsiye ederim. 2 saniye aktivasyon süresi çünkü yakın yerde bombalayacağız, bunu unutmayın. 1000 librelik de bomba aldık, diğer başka hiçbir şey almayın. Turn time'ı kötü görüyorsunuz, bombalarla daha da kötü. Fakat tırmanması bomba kullanmıyorsanız gerçekten iyi. Önde de başlıyorlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet, şimdi şu tarafa doğru gidelim. Şuralarda bir yerde olacak. Evet, şöyle bir bakıyorum. 4.0'da bulunuyor bu uçak. Sanırım 3.0-4.0 arası geldi. Çünkü çok düşük F2'ler de var. Her neyse, biz tam gaz veriyoruz. Şöyle görüyorsunuz, çok güzel gözüküyor Wyvern. Tam bir canavar. Ve hızımız da 600'ün üzerinde, gördüğünüz gibi. Kokpitin içerisi de bu şekilde gösteriyor. Bu uçağı simülatörde tavsiye ederim. Çok kez oynadım simülatörde. Hem size yetişmeleri zor, hem de hem düşman bombardıman uçağı avlayabiliyorsunuz. Çok fazla mühimmatı var. 4 namlusu var. Burada bahsedeyim. 20 mm'lik görüyorsunuz ve 1200 adet de mermisi var. Hepsini stealth aldık. Şu base'i bombaladıktan sonra doğrudan şurada gözüküyorlar. Siyah yapay zeka düşman bombardıman uçaklarına gideceğiz. Umarım şu arkadaşlar bizden önce almazlar. Evet, şöyle de bombalayabiliriz. Fakat fanteziye gerek yok. Seri bir şekilde atacağım hepsini. Tüm bombalarımı bıraktım ve doğrudan düşman hedefine gidiyorum. Bu arada repair cost'undan da bahsedeyim. 6500 aldık. 2600 bir repair cost'u var. Evet, şu B7 A2 muhtemelen yapay zeka uçaklara gelecek. Evet, aldık. Çok merak ediyorum nereye gidiyor mermiler. O kadar atıyorum. Evet, hemen geliyorlar. O yüzden hızlı olmalıyız. Ve hava frenleri de var bu uçağın. Onu da unutmayın. Şöyle hunharca geliyorlar. Ve son uçağı da alıp buradan uzaklaşıyoruz. Hatta şöyle bir düşmana mı gitsek dedim. Hazır stealth mühimmat da varken. Evet, muhtemelen bize gelecek tekrar. Fakat bana yetişmesi çok zor, çünkü Wyvern kullanıyorum.
En yakın havalimanında şurası gösteriyor. Yani bu hıza yetişmesi gerçekten zor. Evet, boşu boşuna ateş ediyor şu an. Şavşek. Evet, hala mı takip edeceğim diye bakıyorum. Şu arkadaş sanırım olayı tam kavramamış. Birazdan ağlara hedef olacak. Ben de iniyormuş numarası yapayım. Evet, vuruldu. Ağlar aldı bu arada. Ben de çakıldım, puanı da aldı. Çok kötü bir şekilde çakıldım hem de. Şimdi bir oyun daha oynayalım o zaman. Sol kanalın bu kadar çekeceğini tahmin etmedim açıkçası. Hemen üste dönüyorum. Bu sefer direkt hava hedeflerine saldıracağım. Yani bomba almayacağım. O şekilde de izleyebilirsiniz. Evet, izin verirse Gaijin döneceğiz. Şimdi şöyle modification'dan oyun içinde de yapabilirdik gerçi bunu. Gerek yok. Fakat biz yine de yapalım. Şöyle modification'dan bakayım. Evet, yangın söndürme sistemimiz de çalışıyor. Çok uzun sürmeyecek. 162 bin kişi oyunda, yani bayağı bir kişi. İlk defa bu kadar çok kişinin beklediğini görüyorum ki şurası dolmuş zaten, görüyorsunuz. Sadece Avrupa serverında oynuyoruz. Çok kısa sürecek. Muhtemelen 20 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde oyuna gireceğiz. Evet, tırmanması şu an en üst değerlerini görüyorsunuz. 23 saniye. Turn time'ı da 32 saniye. Biz direkt bu 23 saniyelik avantajla, ki havada da başlayacağız ve ön tarafta başlayacağız, direkt düşmanın üzerine tırmanacağız. Minimum yakıt aldık ve yine stealth mühimmat aldık. Bu sefer bir önleme uçağı göreviyle kullanacağız bunu. Air Target da alabilirdik bu arada. Önceden Air Target'lar Stealth'tı. Onu kaldırdılar. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Fakat Spitfire'larla özellikle gerçekten iyi iş yapabiliyorduk. Evet, görüyorsunuz ne kadar farkla başlıyoruz. Ve Up-tiered olmadık yine. Evet, bizimkiler. Bizimkiler yerlerini belirledi. Bu arada iki tane bombardıman uçağı görüyorum. Şimdi Wyvern'lerin güzel tarafını göreceksiniz. Yani premium alacaksanız illa bence Wyvern alın. Çünkü P38K satılmıyor yani. Amerikanların P38K kastlamam onu kalsı. En iyisi o, para kasmak için. İkincisi de bu Ju-288'lerden bence daha iyi. Birazdan göreceksiniz, şu oyun bitince şöyle bakalım. Mesela 15.000 kazandık bile. 15.000'i cebe attık. O oyunu kazansaydık çok daha iyi para gelecekti. Evet, şu arkadaş çok kek bir şekilde geliyor bizim base'e doğru şu an. Sonra şu soldaki hedefe saldırmaya çalışacağım. Evet, kolay bir lokma geliyor.
Ve XP 50 bile geliyor. Çok yaşamayacak o 217. Evet, kanadımızı kırdı, kırmasaydı. İki tane XP 50'yi. Şu an tüm karşı takımı aşağı çektik bile, görüyorsunuz. Evet, böyle de vurabilseydik çok güzel olacaktı. Gördüm, karşı takımı aşağı çektik bile. Son bir oyun daha oynayacağım çünkü çok fazla XP 50 geldi. Evet, bunda da zararda değiliz ki maliyeti çok düşük, yani 2400 olması lazım. 2600 ya da 2400, şimdi görürüz. Tekrar oyun aramaya başlattım. Son oyun, ilk defa 3 kez oyun. 2600 çok düşük yani, düz bir rakam vermişler zaten. Şu kadar da para aldık. Evet, son oyunumuza giriyoruz. Çöl haritasında. Yine doğrudan düşman uçaklarına gideceğiz. Bu sefer içimden bir ses absürt olduk diye, yani 5.0 uçaklarla karşılaşacağız diyor. Bakalım ne olacak. Evet, yine ön tarafta başlayacağız. Herkes arkada başlarken biz de şuradaki base'i korumaya çalışacağız. Direkt oraya tırmanacağız. Düşman bombardıman uçaklarına karşı. Bu arada şunu da sarı yapayım. Evet, 3, 2, 1 ve oyuna başlıyoruz. Evet, bayağı bir önleme uçağımız var. Şöyle bakıyorum. Evet, yine kendi seviyemizdeyiz. Fakat G2 var, o da 4.3 diye tahmin ediyorum. Evet, hafiften Aptirt olduk diyeceğim fakat çok da değil. Şurada bir bombardımanı gördüm bile örneğin. Muhtemelen şu sağ taraftaki base'e gelecek. Evet, ben o tepedekine gitmeye çalışacağım. Yukarıdakine. Aşağıda gelen de var. Ona gitmeyeceğim. Evet, alçalışa geçtiği bilgisini de verdim. Şuradaki M264'e benziyor. M264 avlamaya çalışacağım. Evet, bu arkadaşlar ne yapıyor? M219'lar, hiçbir fikrim yok. Önleme uçanlarda. Şurada bir tane daha geliyor. Ona da gidebilirmişiz. Fakat dediğim gibi ben M264'e gitmek istiyorum. Evet, B17 şaşırtıcı bir şekilde rush yapıyor. Diğer B26 da orada. Hedefleri gösterdik. Evet, Firefly'ın 20 milimetrelikleri var. Rahat bir şekilde alması lazım. Evet,
Yani parçaları kopmaya başladı bile ve 17 çok yaşamayacak. Şapşik crash yapıyor. Ve aldı. Evet, PE8'miş. Gelen. Aa, ben XP50 demeyeceğim burada. Evet. Ve alıyorum ve bir an önce buradan kaçıyorum. Bu arada 185 de geliyor. Evet, kaçarken de şunu almaya çalışacağım. Evet, diğer hedefi de aldım. Çok yüksek hızlara dayanamıyor yaklar, biliyorsunuz. Evet, 3 tane kilimiz var şu an, görüyorsunuz. Şu da yolda 4 tane Wyvern'le 4 tane kilim olacak. Evet, 4 tane. Evet, 5 gelecek mi bakalım. Gelmedi. Uçak dönemiyor şu an. Ve karşı takımı süpürdük. Son ya 150 mermimi kullanacağım ben de. Bakalım ne iş yapabileceğim. Evet, 5. kill de geliyor. Evet, son adam ve oyunu kazandık. Bakın, 5 tane kill aldık. Ne kadar para gelecek? Siz de şahit olacaksınız. Ve güzel bir oyundu. Orada da yazmış zaten. Şurada yazan, şöyle görüyorsun. Thanks for not being useful at all, Wyvern. Yani teşekkür ediyor. Genelde Wyvern'ler etkisiz olurlar. Fakat bu oyunda baya baya etkili olduk. Yani size 3. oyunda gösterebildim Wyvern'ün ne kadar etkili olduğunu. Demek ki 2. oyunda da bombardımana gitmeseydik biraz daha iyi olacaktı. Şimdi gelen paraya bakın beyler. Premium hesap da yok. Şu kadar
para kazandık. 47 bin yani tek oyundan ne kadar sürmüş? 7,5 dakika sürdü. 5 tane kill aldık. Bayağı da bir ödül aldık. Gerçekten güzeldi. Nette ne kadar geldi ona bakalım. 46 bin yani ölmediğimiz için herhangi bir booster da kullanmadık. Yani Gümüş Aslan booster'ından bahsediyorum. 46 bin kazandık. Diğer oyunlardan olmuş. Birinde defeat olmuşuz. Şu hala devam ediyor ve burada da victory almışız. Şimdi bakalım. Burada 12 bin aldık. Diğerinde de 18 bin aldık. Biraz daha iyi oynamamıza rağmen. İlk oyunumuzdu. Berlin. Bombaladık. Yapay zeka hedeflere gittik. Şu da ikinci oyunumuzdu. İşte bu ikinci oyunda direkt o Doğu 217'ye dalmasaydık da direkt yükselseydik belki farklı bir şeyler yapabilirdik. Fakat bu oyunda gerçekten güzel oynadık. Yani 5 kill aldık. Daha ne olsun. Wyvern'ü tavsiye ederim. Yani premium para vermek istiyorsanız, para kasmak istiyorsanız bence şu Amerikan P-38'lerinden sonra ki P-38 şöyle görüyorsunuz. En iyisi Wyvern. Bu uçağı tavsiye ederim. Stealth mühimmat alın ve direkt düşman avcı uçaklarına saldırın. Formasyonlarını bozun ikinci oyunda olduğu gibi. Bu şekilde herkese tavsiye ederim. Bir sorunuz olursa da yorum olarak belirtebilirsiniz. Şunu son olarak belirteyim. Hava frenleri var bu uçağın. Hava frenleri inişte dalışlarda etkili olabiliyor. O yüzden hava frenlerini göstermedim. Fakat hava frenlerini de kullanabilirsiniz. Bir sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.